Cümleten selamünaleyküm dostlar yeni konu ve gündemlerde tekrar beraberiz. Kazakistan. Dün sizlere Kazakistan'la ilgili bir haber anlatmıştım. Kazakistan Rusya'ya uygulanacak olan dünyadaki yaptırımlara katılma kararı aldığı yönünde bir iddia vardı. Şimdi bu haberin ardından bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokaya ve suikast girişimi hazırlığında olan bir yabancı ülke ajanı enselendi, yakalandı. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Kazakistan bir yandan darbe süreci geçirdi. O bir taraftan Rus birlikleri ve kolektif güvenlik işbirliği örgütü üyesi ülkeler Kazakistan'a asker soktu. Zırhlı araç soktular ve ardından Kazakistan'da yaşanan bu olaylar, bu süreçler Kazakistan'ı bırakmayacaklar. Kazakistan'ı rahat bırakmıyorlar. Kazakistan. Bizim Türk diyarı, atalarımızın olduğu yer, Kazakistan'daki bu hareketlilik esasen Türk dünyasının ayağa kalkmasıyla ilgili sevgili dostlar. Türk devletleri teşkilatı birleşerek, büyüyerek daha ileriye gitmek istiyor. Bunun önünü kesmek isteyen bir taraftan Moskov, diğer taraftan Joniler, o bir taraftan Batı bu adımları atıyorlar. Amerika'nın Kazakistan'ı daha da karıştırma girişimleri mi ya da Rusya'nın Kazakistan'da attığı adımlar mı ya da ya da ya da Rusya Amerika eller tokalar tamam işbirliği tamam Kazakistan'da yeni bir hamle mi? Tüm bunlar bu adımlar atılıyor fakat Türkiye-Kazakistan işbirliği her geçen gün daha da gelişiyor, geliştireceğiz. Buna mecburuz. Bu adımları atmazsak birimiz sıkıya girdiği zaman tüm dost ve kardeş ülkeler bizler de o sıkıntının acısını ve ızdırabını duyuyoruz ve bizlere de onların yansıması oluyor. Hepimiz bir ve beraber olursak karşımızda kim durabilir? Kimse. Allah'ın izniyle İnşallah ama inşallah öyle günler gelecek ki Türk Birliği tam manasıyla kurulmuş ordusu bir, ekonomisi bir, turizmi bir, sağlıkta bir, eğitimde bir, 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 bir. Bu kadar birler içinde güzellikler ortaya çıkacaktır. Evet Allah. O zaman çalışmaya devam. Geçiyorum Yunanistan'a. Yunanistan basınından Amerika Rusya'yla ve Girit ilgilendiren bir haber. Ne oluyor? Rus savaş gemileri Girit etrafında kıyıya bayağı yakın bir mesafede gözüktü. Rus savaş gemileri ve Rus deniz altıları. Yunan diyor ki, nödücük. <laughs> Neyin nödücün? Şimdi Girit'te bizim olan Girit. Orası Türk adası elbet geri alınacaktır inşallah. Girit'te büyük, devasa bir Amerikan üssü bulunmakta. Bu Amerikan üssüne bayağı yaklaşan Rus savaş gemileri Yunanistan'da tedirginliğe sebep oldu. Ve Yunan basını şunu söylüyor. Yunan'ı bastı bir telaş. Miço, Miço adeta Putin'e şunu söylüyor. Ne yapıyorsun Putin abi? Ne işi var savaş gemilerinin denizaltılarının Girit'in burnunun dibinde beni Amerika'yla, Cunilerle papaz edeceksin. Ne olursun çek gemilerini. Yunan'da telaş bin oldu. Moskov'un gemileri Yunan'ın, Amerika'nın burnunun dibinde ama velakin. Şimdi orada bu tür adımlar atılıyor fakat oralarda bir olay, ne olayı? bizim mavi vatanımızda, bizim olan esasen adalarımızda bir şekilde alingili tilingili işlerle Yunan eline geçen adalarımızı elbet ama elbet bir gün geri alacağız. Oralarda da bu tür adımların Yunan'ın Amerika'yla, Yunan'ın Moskova'yla, Yunan'ın İsrail'le, Yunan'ın Fransa'yla fingirdekliğini hepsini ama hepsini yakından gözlüyor ve gözlemliyoruz. Son tahlilde de Rusya, Türkiye'ye yakın bir çerçevede duruyor. Rusya Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de mavi vatan konseptinde esasen Türkiye'yi destekleyen tarzda açıklamalar yapıyor ve adımlar atıyor. Bu Yunan'ı da bu bakımdan da sinir ediyor. Yunan sinirlenme. Sakin ol. Fransa demişken Rusya Fransa'yı makaronu depresyona sokacak bir haber geldi. Ne haberi? Rusya yaptığı açıklamada Mayripul kentinde Ukrayna'nın bu kuşatılmış olan kentindeki insani koridorun açılmasına karar verdik ve bu uygulanıyor dedi. Ama bunun uygulamasını nasıl yaptı? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan talebi üzerine Rusya bu talebi kabul etti ve insani koridoru Mayripul şehrinde açtı dedi. Rusya Rus devleti ve bu Fransa'da deprem etkisi yaptı. Neden ya? Ne oluyor? Hatırlayın. Bundan birkaç video önce sizlere anlatmıştım. Macron yaptığı açıklamada Yunanistan ve Türkiye ile beraber Mayripul'da insani koridor açma girişimlerimiz var. Rusya'ya Fransa olaraktan başvurduk demişti. Eee Fransa bunu dedi ama Rus Dışişleri Bakanlığı, Rus Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada hiçbir şekilde ne Fransa'nın ne de Yunanistan'ın adını geçirmedi. <laughs> Macho, Micho, Mit kaldılar öyle. Kalın bakalım. Rusya net şekilde şunu söyledi. Türkiye'nin talebi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan talebi üzerine bizler bu koridoru açıyoruz dedi. Türkiye'nin kuvvetli dış politikası. Çeçenistan, Rusya, Ukrayna savaşında Çeçen askerlerin, hayatını kaybeden Çeçen askerlerinin ailelerine tazminat ödüyor. Ama ne tazminat ödemesi? Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. 5 kilo soğan, patates, pirinç, makarna ve 2 litre yağ. Rusların gözünde, Moskov'un gözünde Çeçenlerin değeri ahanda bu kadar. Bir avuç soğan kadar, patates kadar. Putin'in en sadık adamı Kadirov'un peşinden gitmeyen Çeçen kardeşlerimize selam olsun. Elbet onların içinden tekrardan şey şamiller, Şamil Basayevler çıkacaktır. Kanada dün yaptığı açıklamada Karabağ Azerbaycan'dır demişti. Bu açıklamasının yapmasının ardından Ermenistan'da bir şok etkisi yaşandıydı. Böyle ne oluyor ya? Hani Kanada bizim tarafımızdaydı. Hani Kanada Azerbaycan'a ve Türkiye'ye ambargo uyguluyordu. Nereden çıktı bu? Karabağ Azerbaycan'dır demek. Nereden mi çıktı? Hmm. Kraliçe Elizabeth İngiltere. Evet. Sevgili dostlar hatırlayın geçtiğimiz günlerde İngiltere Savunma Bakanı Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulunmuştu. Bu resmi ziyareti yaptı fakat bir yere gitmediydi. Nereye? Ermenistan'a. Ermenistan'ı Ermenistan ziyaret yapmayan İngiltere Savunma Bakanı ve bu İngiltere Savunma Bakanı Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etmişti. Şimdi Anglo-Sakson İngiltere, Anglo-Sakson Kanada, Anglo-Sakson Amerika, Avustralya Tüm bu Anglo-Sakson ülkeler bir adım atıyor. Türk dünyasına daha da yakınlaşma adımı, Türkiye'ye daha da yakınlaşma adımı. Ermenistan, kraliçe seni terk ediyor. Ama bizler uzun bacaklı İngilizlere güvenmeyiz. Ama bizler batıya güvenmeyiz. Öyle bize şirin şirin gözüken, bize şirinlik yapan açıklamalarına yemeyiz, inanmayız. Ancak ve ancak Türk milletinin hali çıkarları noktasında adımlarımızı atarız, işbirliğimizi yaparız. O kadar. Ne Moskofu, ne Jonisi, ne Çin'i, ne İngiliz'i, ne Batısı. Bizler sadece ama sadece dost ve kardeş ülkelerimize güveniriz. O kadar. Karabağ Azerbaycan'dır diyen Kanada, paçasını toplayıp Azerbaycan'a giren İngilizler gelin bağalım. Elimizi öpeceksiniz, öyle buralardan geçeceksiniz. Petrol, doğalgaz ve ticaret yolları. Türk dünyası, Türkistan'dan gelen ticaret yolları. Hep sam hepsi. Türkiye ne derse o olacak. Sizler de geleceksiniz. Tabi bizler tüm bu adımların niye atıldığını, neden atıldığını çok iyi biliyoruz. Rusya şu an Türk dünyası, Türk yönlerinde Türk dünyası Rusya'ya karşı gelecek çok fazla adımlar atmıyoruz. Çünkü Rusya ile olan ilişkilerimiz var. Çünkü bir tarafta Rusya ile kötü, diğer tarafta Rusya ile iyi ilişkilerimiz var. Bu noktada Rusya, Amerika, İngiltere, Çin hamleler Türk Devlet Hamlesi, Türk Devletleri Teşkilatı devam. Yunanistan İHA yaptık, SİHA yaptık, onu yaptık, bunu yaptık demeye devam ediyor. Yunan basınından bir İHA haberi daha. Vitol, Vitol sınıfı İHA'yı Yunanistan diyor ki 2 sene içinde Aha da arkada fotoğrafını paylaştım. Vitol sınıfı İHA'yı uçuracağız diyor. Daha bir maket daha uçmadı. Çalışmaları devam ediyor. Yunan çalışıyor. Yunan Türkiye'yi örnek alıyor. Haberim. Al bakalım örnek böyle ol, bizi örnek al. Bizi örnek al ki yarı yolda kalma. Ama velakin günün sonunda Yunanistan askeri noktada, askeri teknolojiler noktasında tamamen ama tamamen dışarıya bağımlı. İsrail'den 3 adet yalvar yakar İHA kiralamıştı Yunanistan. İsrail'in her onlarını kiralayan Yunanistan 3 yıllığına yaklaşık 70 milyon dolara yakın para verecekti. 50-70 milyon dolar arası ve bu para büyük büyük oranda bir para. Çünkü bu İsrail'in Yunanistan'a kiraladığı 3 adet İHA Yunanistan'ın olmayacak 3 yıl sonra geri İsrail alacak. E -eh dedi <laughs> Yunan'a ne sene dedi alamazsın dedi. Biz de bu duruma düşüyorduk. Evet hatırlayın biz de İsrail'den İHA'lar, SİHA'lar almak istiyorduk. Fakat İsrail Heron'u verdi. Heron tam böyle kullanacağız. Lazım. Sağda solda böyle önemli noktalarda Suriye'de, İran o önemli noktalarda uçuracağız. Fakat İHA çalışmıyor. Hoppa. Tam da uçuracağız, kaldıracağız. İHA çalışıyor, uçuyor. Fakat tam çekeceğimiz noktaya geliyor. Kamera çekmiyor. Görmez oluyor. Böyleydi. Evet böyleydi o günlerden bugüne işte karşınızda dünyanın ihası da siyasi da jihalarıyla, vihalarıyla, tihalarıyla daha neleriyle neleriyle dünyada bir numara olan bir Türkiye'ye girdik. Allah'a çok şükür. Yunanistan'la bunu başarır mı? Başarmaz mı? Bakacağız. Takip devam. Tabii Yunanistan İHA yapmaya çalışır da Ermenistan. Ermenistan İHA SİHA yapmaya çalışmaz mı? Çalışır. Onlar da çalışıyorlar. Ve karşınıza Ermenistan Davaroları. Vay, vay Davarolar vay. Ermenistan Davaroları geliştirdik. Ermenistan bu Davaroları ürettik. Hazırız diyor. Ama nasıl üretti? Hani uçmuyor daha bunlar. Peki ne? Daha bunlar maket. Maketini ürettiler. Ermenistan firması diyor ki Davoro ismini verdiğimiz İHA'lar, siyalar, Kamikaze İHA'lar yakın zamanda uçmaya başlayacak. O zaman Azerbaycan göreceksin. Karabağ'ı tekrardan alacağız diyor. Fantazi kuruyor. Daşnak sürüsü. Şimdi ismi ilginç. Davaro nereden çıktı bu davar o? Davar mı güdeceksiniz? Esasen burada Ermenistan tarafı Azerbaycan'a nazirede bulunuyor. Azerbaycan'a atışta bulunuyor. Ne atışı? Azerbaycan iti govan isimli ihalar siyahlar yapmıştı. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Azerbaycan'ın iti govanları var da Ermenistan'ın davaroları yok mu? Onlar da davara yaptı. Yani Azerbaycan'ın şunu diyor. Siz madem bize it diyorsunuz biz de size affedersiniz davar diyoruz. Eee itler davarları mı kovacak? Ulen Ermenistan nasıl tertemiz bir kafan var? Aklınca Azerbaycan'la dalga geçiyor Ermenistan. Daşnağına güvenen gelsin diyorduk. Şimdi davarına güvenen gelsin. Gel bakalım. Gel. Gel de al boynun ölçüsünü. Tabi uçurlarsa daha uçmuyor. Devam. Ve geçiyorum Can kardeş Pakistan'a. Pakistan'da bir darbe süreci mi yaşanıyor? Pakistan'da Amerikan odaklı bir karışıklık yaşanıyor. iç siyaset. Pakistan'da karma karışık. Kısmi kısmi videolarda sizlere anlatmıştım. Ara ara anlatmıştım. Dün itibariyle bu Pakistan'daki karışıklık en üst seviyeye çıktı. Başbakan İmran Han'ı görevden almak için bir güven oylaması yapılacaktı. Fakat yapılamadı. Pakistan Meclis Başkan Yardımcısı buna dur denildi. Pakistan'da bu dur denildi ve güven ödemesi yapılamadı. Başbakan İmran Han'ın talebi üzerine Pakistan'da şu gerçekleştiriliyor. Pakistan erken seçime gidiyor. 90 gün içinde Pakistan erken seçim yapacak. Pakistan Cumhurbaşkanı meclisi feshetti. Bunu İmran Han, Başbakan İmran Han talep ettiydi. Adımlar İyi adımlar bunlar. Bunlar Amerika'nın önünü kesen adımlar. Güzel, sevindirici gelişmeler. Şimdi Pakistan içinde muhalefet, ordu birçok bölgeye bölünmüş, birçok noktaya bölünmüş vaziyette. Neler oluyor? Bir tarafta Amerikancı muhalefet var. O bir taraftan askeriyenin içinde değişik değişik sesler de geliyor. Ama Pakistan'ın iç siyaseti şu noktada toparlanmaya doğru gidecektir inşallah. Türk devlet aklı Pakistan'la, Türkiye Pakistan'la yürüttüğü ikili ilişkiler daha önemli, daha hızlı, daha büyük adımlarla beraber Pakistan kendisine bir ışık bulacaktır ve dahi buluyor da. Pakistan'a hali hazırda Amerika tarafından, Batı tarafından çok büyük ambargolar uygulanıyor. Pakistan istese de istemese de Çin'den krediler aldı ve Ukrayna Rusya savaşında Pakistan o ilk günde neredeydi? Rusya'daydı. Başbakan İmran Han Rusya'daydı. Olabilir. Pakistan'ın Rusya görüşmesi tam da Ukrayna savaşının ilk günde denk geldi. Şimdi Amerika Pakistan'ı daha da bozmak için Amerika Pakistan'ın Çin'den olan bu işbirliğini daha da önünü kesmek. Rusya olan işbirliğinin önünü kesmek ve tabii ki Türkiye ile olan bu yakın çok yakın ilişkisinin önünü kesmek için içeride siyasi karışıklık yapıyor. Johnny'lerin en iyi yaptığı iş bu. Dünyanın her tarafında önce içeriden şöyle bir karıştırır. İçeriden destekledikleriyle güzelce bir siyasi karıcılık yapar ardından devirir. Pakistan Pakistan'la beraberiz. Pakistan Amerikan darbesinin gıl payı döndü. Türk devlet aktı. Pakistan'la beraber hızlı net adımlar atıyoruz. Bugün Dışişleri Bakanlığımız yaptığı açıklamada Pakistan'daki hükümeti desteklediğini ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görev süresinin tamamlamasını istediğini söyledi. Türkiye Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Önemli çok önemli. Şeytanlar. iş başında Johnny Şeytanı Pakistan'da Pakistan'ı karıştırmak üzere. Ama Türkiye bu duruma müdahale etti. Türkiye Pakistan'la bir ve beraberiz dedi. Pakistan iç işlerine kimse karışamaz dedi. İmran Han bir çıkış noktası buldu. Güven oylaması suya düştü. Pakistan erken seçime gidiyor. Çok şükür küreselci şeytanların oyununu boşa çıkarıyoruz Allah'ın izniyle. Tabi Pakistan'da Amerika'nın batının bu iş karıştırma meselesinde Türkiye duruşuyla ortada duruyor. Pakistan. Pakistan'da kim başa gelirse gelsin sevgili dostlar. Türkiye ile iyi ilişkiler gidiyor. Çünkü Pakistan halkı Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye Pakistan'ı çok seviyor. Pakistan halkı bize İstiklal Savaşı'mızda yardım etmişti. O fakir halk neyi var nesi yok çıkarıp bize göndermişti. Unutur muyuz? Unutmayız ve dahi unutmayacağız da Pakistan da bizim kara gün dostumuz. Bu mudur deriz işte budur Türk devlet haklı Pakistan'la o zaman devam. Bizler durmadık durmuyoruz durmayacağız. Azerbaycan, Pakistan, Katar, Somali, Libya, Suriye'deki kardeşlerimiz ÖSO, Irak. Her taraftayız. Balkanlar, Kıbrıs. Bizler bir ve beraber oldukça. Bizler kendimiz bütünlüğümüzü sağladıkça. Bizler ileriye daha ileriye gideceğiz. Allah'ın izniyle. Her daim dediğim gibi asla ama hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah. Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah Kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffeylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin Yeni konu ve gündemlerle Tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı Bereketi hepimizin üzerine olsun Sevgili dostlar Allah'a emanet olun